Tekrar merhaba. Unordered multiset konusuna devam ediyoruz. Hemen basit birkaç fonksiyonla devam edelim arkadaşlar. Size fonksiyonu, max size, empty, clear fonksiyonundan bahsedelim. Konteynerimiz var. Eleman sayısını, maksimum eleman sayısını, empty fonksiyonu inceleyelim bakalım. Bakın eleman sayımız 6'ymış. Maksimum eleman sayısı yine büyük bir sayı. Empty mi? Hayır değil. Çünkü içinde eleman var arkadaşlar. Dolayısıyla empty fonksiyonu 0 döndürüyor. Clear ettikten sonra tekrar empty fonksiyonu çalıştırdığımızda bir sonucunu döndürüyoruz. Ve konteynerimizin boş olduğunu görmüş oluyoruz. Ardından erase fonksiyonumuz var arkadaşlar. Konteyner içerisinden veri silmemizi sağlayan bir fonksiyon. Özür dilerim. İlk olarak bir tane konteynerimiz olsun. Konteyneri bir döngü aracılığıyla elemanlarını görüntüleyelim terminal üzerinden. Bakın burada neler var? Veri tekrarlarımız var. 3 tane 11 var. Başka da veri tekrarı var mı? Evet, 2 tane de 55 varmış arkadaşlar. Şimdi erase fonksiyonu aracılığıyla veri silelim. Neyi silelim? 3 tane 11 var. Ben bu 11'leri silmek istiyorum. Erase fonksiyonu aracılığıyla 11'leri silelim. S.erase diyoruz. Parametre olarak 11 veriyoruz. Sildikten sonra tekrar içeriğini görüntüleyelim bakalım. 11'ler silinmiş mi gerçekten görelim. Evet, gördüğünüz gibi 11'in silinmemiş hali ve 11 silindikten sonra bütün 11'lerin silindiğini görüyoruz. Erase aracılığıyla bu şekilde basit bir şekilde veri silebiliyoruz arkadaşlar. Ardından iteratörleri kullanarak da biz veri silebiliyoruz. Erase fonksiyonu kullanabiliyoruz. Bakın find 55 ve find 33 diyoruz. Ne demek bu? 55 ile 33 arasındaki 33 dahil olmayacak şekilde 55 ile 33 arasındaki verileri siliyoruz. Yani şu seçtiğim veriler silinecek ve 66, 33, 22 sayıları kalmış olacak konteynerde. Bakalım. Tabii kaydetmedik. Evet, gördüğünüz gibi 66, 33, 22 sayıların kaldığını görmüş olduk. Bu şekilde erase fonksiyonunu kullanabiliriz arkadaşlar. Gelelim equal range. Diğer konteynerlarda da bahsetmiştik. Equal range ne yapıyordu arkadaşlar? Alt sınır ve üst sınır, upper bound ve lower bound fonksiyonlarını bir araya getiriyordu. Equal range bir pair döndürüyordu. Pair'ın first değeri lower bound, second değeri de upper bound fonksiyonunun döndürdüğü sonucu döndürüyor idi. Yine bir tane konteynerimiz olsun. Bir tane de pair nesnesi oluşturalım. Bu pair iki tane iteratörden meydana geliyor arkadaşlar. Bakın iki tane iteratörümüz var ve pair nesnemizin adına da P dedik. P'yi biz ne yapacağız? Equal range aracılığıyla yükleyeceğiz arkadaşlar. P'yi equal range aracılığıyla yükleyeceğiz. Parametre olarak 22'yi vereceğiz. 22 parametresini verdiğimizde first lower bound, second ise upper bound sonuçlarını dönecek. Bakalım ne olacak? Bakın arkadaşlar 22 ve 11'i döndürdü arkadaşlar. Burada 22 ne oluyor? Bizim lower bound'umuz. 11 ise upper bound'umuz oluyor. 22'den sonraki ilk eleman 11 olduğu için onu döndürmüş oldu arkadaşlar. Biz bunu nasıl kullanabiliriz? Mesela ben bu konteyner içerisindeki 22'lerden kurtulmak istiyorum. 3 tane, pardon, 4 tane 22 varmış. Bu 22'lerden kurtulmak için ne yapabilirim? Erase fonksiyonuna bakın, bizim pair'ımızın first ve pair'ımızın second değerlerini vererek, yani bunlar birer iteratör oluyor aslında yukarıda tanımladığımız üzere. Bu iteratörleri vererek ben 22'lerin tamamının silinmesini sağlamış oluyorum. Bakalım görüntüleyelim sonucu da. Döngümüzü tekrar çalıştıralım. Bakın 22'leri sildiğimde ne oldu? 66, 55, 44 ve 11 değerleri kalmış oldu. Equal range aracılığıyla erase fonksiyonu kullanarak tekrar eden verileri silmiş olduk arkadaşlar. Peki equal range'e parametre olarak olmayan bir değeri verirsek, yani ben equal range fonksiyonu 77 parametresini verirsem ne olacak arkadaşlar? S.end'in döndürdüğü iteratör dönecek. Dolayısıyla first değeri de second değeri de bize segmentation fault uyarısını görüntüleyecek. Gördüğünüz gibi segmentation fault uyarısını görüntülemiş olduk arkadaşlar. Gelelim rehash. Rehash neydi arkadaşlar? Tıpkı reserved olduğu gibi bucket sayısını en az verdiğimiz parametre kadar olacak şekilde değiştiriyor, güncelliyor. Eğer verdiğimiz parametre mevcut bucket sayısından küçükse herhangi bir değişiklik yapılmıyor. Uygulamamıza bakalım. Bucket sayısı şu anda kaçmış? Görüntüleyelim. Bucket sayısı 7'ymiş. 6 tane elemanımız var ama 7 tane bucket'ımız var arkadaşlar. Bakın ben rehash fonksiyonu aracılığıyla
rehash fonksiyon aracılığıyla bucket sayısını 2'ye güncellemek istiyorum. 7 2'den büyük olduğu için, 2 çok küçük bir sayı olduğu için bucket sayısında herhangi bir değişme olmayacak arkadaşlar. Yine 7 olarak kalacak. Bakın herhangi bir değişiklik yapılmadı. Ben 2 olarak güncellemek istedim ama bunu beceremedim. Peki 7'den büyük bir değer verirsem ne olacak? Örneğin 10 değerini verirsem ne olacak? En az 10 olacak şekilde güncellenecek arkadaşlar. Ne yaptı? Bucket sayısını, bucket count fonksiyonu 11 sonucunu döndürmüş oldu arkadaşlar. Rehash fonksiyonunu çalıştırdığımızda container'ın hash tablosu yeniden yapılandırılıyor ve container'daki elemanlar tekrar yeni hash tablosuna göre düzenleniyor arkadaşlar. Bu durum reserve fonksiyonu için de geçerliydi. Şimdi ona bakalım. Şunları silelim kalabalık etmesin. Rehash etmeden önce verileri ve bucket içerisinde bulundukları bucketları görüntüleyelim ve rehash ettikten sonra arkadaşlar aynı döngüyü tekrar çalıştıralım. Aradaki farkı görelim. Bakın bucket indekslerini 44, 2, 33, 5 bucketındaymış ama alttaki satıra baktığımız zaman hepsinin bucketı değişmiş oldu. Yani rehash ettiğimiz zaman ve bucket sayısını değiştirdiğimiz zaman arkadaşlar içindeki konteyner içerisindeki verilerin içerisine konumlandırıldıkları bucketlar da değişmiş oluyor. Gördüğünüz gibi bütün bucketlar değişmiş. 2, 5, 1, 4, 4 şeklindeyken hepsi 0 olmuş durumda arkadaşlar. Gelelim key, EQ. Unordered set tarafından kullanılan anahtar denklik karşılaştırma yapısını döndürüyor bu. Anahtar denklik karşılaştırması iki parametre alan ve bunların bu parametrelerin eşit olup olmadığını gösteren bir bool döndürüyor arkadaşlar. Çok basit, çok basit. Ne yapıyoruz? Bakın bir tane konteyner oluşturdum. Unordered multi set. Şuradaki STD'ye gerek yok. Double türünde. Dolayısıyla bu konteynerin KEQ nesnesi arkadaşlar iki tane double'ı kıyaslıyor. Ben burada 11.99 ile 11.98 verilerini kıyaslattırdım. KEQ nesnesi aracılığıyla. Bu true ya da false değeri döndürecek. Eğer eşitse true, değilse false değeri döndürecek. Bakalım bir if ile, basit bir if ile kontrol edelim bunu. Değerler aynı mı, farklı mı? 11.99 ile 11.98 eşit olmadığı için farklı mesajını görüntülemesini bekliyoruz. Gördüğünüz gibi farklı. Peki eşit yapsak doğru çalışacak mı? Gördüğünüz gibi aynı sonucuna ulaşmış olduk. Gelelim load factor arkadaşlar. Container'ın eleman sayısının bucket sayısına oranıdır. Hemen uygulamamıza bakalım. Oldukça basit bu da. Bakın container'ımızda hiç eleman yok. Sıfır eleman var. Dolayısıyla size'ı sıfır olacak. Bucket sayısı ne olacak bilmiyoruz. Burada da load faktörünü görüntüleyeceğiz arkadaşlar. Yani size'ın bucket count'a oranını görüntülemiş olacağız. Bakın eleman sayısı 0, bucket count 1. Dolayısıyla load faktörü 0 bölü 1, 0 olacak şekilde ekranda görüntülendi. Bir tane eleman ekleyelim. Bu değerleri tekrar görüntüleyelim. Container içerisine bir eleman ekleyelim. 99 verisini ekleyelim ve bu değerleri tekrar kontrol edelim. Bakın size 1 oldu, bucket count 2 oldu, load faktör 0.5 oldu. Çünkü 1 bölü 2 0.5 arkadaşlar. Bir veri daha ekleyelim. 11 olsun. Şimdi nasıl değişecek bakalım. Bakın size 2, bucket count 2, load faktör 1 oldu arkadaşlar. 11 tekrar ekleyelim. Multiset olduğu için aynı veriyi ekleyebiliriz. Bakın size 3 oldu, bucket count 5 oldu, load faktör de 0.6 olarak güncellenmiş oldu arkadaşlar. Load faktör, size'ın bucket sayısına oranını veriyor bize. Geliyoruz. Max load factor. Container'ın load factor değerini alabileceği maksimum değerdir arkadaşlar. Varsayılan olarak 1'dir. Ama biz bunu tabii ki değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Hemen uygulamamıza bakalım. Bir tane container'ımız var. Load faktörünü görüntüleyelim. Max load faktörünü görüntüleyelim. Bakın şu anda load faktörü 0.57'ymiş. Maksimum load faktörü de 1'miş arkadaşlar. Ben maksimum load faktörünü güncelleyeceğim. 1 yerine 1.5 yapacağım. Maksimum load faktörünü 1.5 yaptım. Bakın bu load faktörün değiştiği anlamına gelmiyor arkadaşlar. Load faktörümüz yine 0.57 olacak ama maksimum load faktörümüz 1.5'a güncellenmiş olacak. Bakalım. Gördüğünüz gibi bakın 0.57 hala ama maksimum load faktörümüz 1.5 olarak güncellenmiş oldu. Geliyoruz eşit eşittir operatörü. İki tane
container'ın iki tane unordered multi setin eşit olup olmadığını sorguluyor arkadaşlar. Burada bir tane S, bir de S1, S2, S3 şeklinde container'larımız var. S'yi diğer container'larla kıyaslayacağız. Burada S ile S1'in aynı olduğunu görüyoruz. Biz her ne kadar verileri farklı sırayla vermiş olsak da bakın 11, 11, 22, 33. Bu da 11, 11, 22, 33. Dolayısıyla S ve S1 aynı ama S, S2'den ve S, S3'ten farklı arkadaşlar. Bunları hemen if'lerle bir if yapısıyla sorgulayalım bakalım. Bakın S'yi S1 ile, S'yi S2 ile, S'yi S3 ile kıyaslayacağız. S ve S1 aynı, diğerleri farklı olacak arkadaşlar. Bakın S ve S1 aynıdır, S ve S2 farklıdır, S ve S3 farklıdır arkadaşlar. Burada direkt sanki çok basit bir değişkenmiş gibi, bir integermiş gibi container'ları kıyaslamış olduk. Aynı şekilde bir de ünlem eşittir operatörümüz var arkadaşlar. O da container'ların farklı olup olmadığını sorguluyor. Az önceki sonuçlar tamamen aynı sonucu üreteceğiz. S ve S1 farklı mıdır? Hayır, farklı değildir. Şu mesaj görüntülenecek. Diğerlerinde de farklıdır mesajını görüntüleyeceğiz. Az önceki çıktıyla tamamen aynı çıktıya ulaşmış olacağız farklı yöntemlerle. Gördüğünüz gibi S, S1 ile aynı, S2 ve S3'ten farklıdır sonucuna ulaşmış olduk. Tek eşittir operatörümüz var. Ne yapıyor? Bir konteynerdaki veriyi diğer konteynere kopyalıyor arkadaşlar. S1 adında bir konteynerimiz var. İçerisinde veriler var. S2 adında boş bir konteynerimiz var. S2 eşittir S1 yazdığımız zaman ne olacak? Buradaki veriler kopyalanarak S2'ye aktarılmış olacak. S1 ve S2'yi görüntülüyoruz ekranda. Eşit olup olmadıklarını görüyoruz. Bakın S1 ve S2 tamamen aynı verilere sahip. S1'den, S1 içerisinden bir tane veriyi silsek, 11'i silsek arkadaşlar. Dolayısıyla 3 tane veriyi silmiş oluruz. S1'den 11'leri siliyoruz ama S2'ye hiç dokunmuyoruz. Tekrar görelim aradaki farkı. Bakın silindikten sonra S1 içerisinde 3 tane 11 silindi ama S2 içerisinde 11'lerin durduğunu görmüş olduk arkadaşlar. Ve son fonksiyonumuz swap. İki tane konteynerimiz var. Another mal set char içeriyor bunlar. S1'de sesli harfler, S2'de sessiz harfler var. Bunları önce ekranda görüntülüyoruz. Ondan sonra swap ediyoruz. İçeriği tekrar görüntülüyoruz arkadaşlar. Swap ettikten sonra verilerin değiş tokuş edilmiş olacağını göreceğiz. Bakın sesli harfler, sessiz harfler, S2. Bakın S1'de bu kez sessiz harfler, S2'de sesli harflerin olduğunu görmüş olduk. Bu şekilde unordered multi set konusunda sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hepinize iyi çalışmalar.